Diyorlar ki biz başkanlık sistemi getiriyoruz. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi getiriyoruz. Rejim değişikliği yapmıyoruz diyorlar. Sistem değişikliği yapıyoruz. Yapılan bal gibi rejim değişikliğidir. Parlamenter demokratik sistemi kaldırıp dikta yönetimine uygun bir sistem getiriyorlar. Bir rejim getiriyorlar. Dikta rejimiyle neyi getirmek istiyorlar? Bir kişi yetkili olacak diyorlar. Cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı. Ne olacak partili cumhurbaşkanı? Aynı zamanda partinin genel başkanı olacak. Partinin genel başkanı olunca ne oluyor? Seçimlerde milletvekillerini ben seçeceğim diyor bizim partinin milletvekillerini. Sonra seçim propagandalarına ben katılacağım diyor. Çıkacak meydan meydan gezecek. Biz bir taraftan gezeceğiz, o bir taraftan gezecek. Biz partinin genel başkanı olacağız, o hem cumhurbaşkanı hem partinin genel başkanı olacak. Devletin bütün imkanlarını aynı zamanda kullanacak. Sonra seçimden sonra da meclise gelecek. Ben tarafsız cumhurbaşkanı olacağım diye namusu ve şerefi üzerine and içecek. Çünkü o maddeyi değiştirmiyorlar. Tarafsız olacağım diyor. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. Devletin uyumlu çalışmasını sağlar. Adı cumhur, cumhurun başkanı. Şimdi cumhurun değil, ben partinin başkanı olacağım diyor. E sen partinin başkanı olursan cumhurbaşkanı olamazsın. Partinin başkanı, cumhurbaşkanı tepede, sen diktatör olursun kardeşim. Başka bir şey olamaz. Bu kadar açık. Seçim propagandalarına katılıyor ama yargıyı da kontrol ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini ben atacağım diyor. Anayasayı kontrol ediyor. Anayasa Mahkemesi'ni kontrol ediyor. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu da kontrol ediyor. Oranı da yargıçlarının 6'sını, 12'den 6'sını Cumhurbaşkanı belirliyor. 6'sını. Diğerlerini de mecliste çoğunluğu olan kendi milletvekilleri belirleyecek. Sonra yargı bağımsızdır diye bize satmaya kalkacaklar. Bize satamazlar. Ama Bahçeli'ye sattılar. Bize satamazlar. Biz halkın çıkarlarını, bu ülkenin çıkarlarını hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir siyasi ayrım yapmadan savunmak zorundayız. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan vatandaşın çıkarlarını sonuna kadar korumak zorundayız. Ve bir şey daha. Öyle bir yetki veriliyor ki hiçbir soru sormadan, hiçbir gerekçe göstermeden meclisi feshedebiliyor. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sabahleyin baktım, kalktım ya, gece kötü bir rüya gördük. Ben bu meclisi feshedeceğim. Feshedebilir. Kurucu meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu meclisinin, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclisin, yani Gazi Meclis'in tavrına bakınız. Bir kişiye ben meclisi feshetme yetkisi vermem diyor. İstersen Mustafa Kemal Atatürk olsun. Burada milletin iradesi vardır diyor. Şimdi tarihi unuttuk. Tarihi birikimi de unuttuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne anlama geldiğini de unuttuk. Nasıl kurulduğunu da unuttuk. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl yönettiğini de unuttuk. Bir diktatöre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fesih yetkisi veriyoruz. Vermeyeceğiz arkadaşlar, vermeyeceğiz. Devleti yeniden yapılandırabilir. Mesela bir sabah kalkar, Maliye Bakanlığı'na kızmıştır. Maliye Bakanlığı'nı kapattım, seni de görevden aldım, yerine Finans Bakanlığı kuruyorum diyecek. Bir kararın abi. Resmi gazetede yayınlanacak, bitecek. BDDK'yı kapattım. İhale yapıyorum diyecek. İhale kanunu değiştirecek. Bundan sonra ihaleleri böyle yapacağız diyecek. Ben davet edeceğim iş adamlarını. Ben vereceğim ihaleyi. Kime vereceğime ben. Kanuna koyacak bunu. Kararnameye koyacak. Sonra devlet dairelerini yeniden düzenleyecek. Kim müsteşar olacak? O belirleyecek. Kim genel müdür olacak? O belirleyecek. Devlet memuru nasıl olacak? O belirleyecek. Büyükelçi, vali, hakim, kaymakam, o belirleyecek. Devleti bir kişiye teslim edeceğiz. Bunları kim belirliyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi kim belirleyecek? Bir diktatör belirleyecek. İzin vermeyeceğiz arkadaşlar. İzin vermeyeceğiz. Birden fazla ili kapsayan bölgesel yönetimler kurabilecek. Bir kararnameyle
birden fazla ili kapsayan bölgesel yönetimler kurabilecek. Sayın Devlet Bahçeli'nin kulağına küpe olsun bu lafım. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlarımıza şunu söyledik. Hiçbir önerge vermeyeceksiniz değişiklik önergesi. Verdiğiniz her önerge bunu meşrulaştırır. Hiçbir önerge verilmeyecek. Tarihe not düşmek için ne gerekiyorsa söyleyeceksiniz. Tarihe not düşmek için. Ta milli mücadeleden başlayacaksınız. Yerli ve milli diyorlar. Ne yerlidir ne millidir. Gayrimillidir bu. 140 yıllık parlamento deneyimini çöp sepetine atıyorlar. Her şeye hakim, her şeyi bilen, hiç kimseye sormayan, danışmayan, akşam yatıp sabah karar değiştiren. Bir de düşünün. Öyle bir diktatörünüz var ki herkes kandırıyor. PKK kandırıyor, IŞİD kandırıyor, FETÖ kandırıyor. Yarın başka birisi gelip kandırırsa ne olacak bu memleketin hali? Kandırdılar, ne hale geldik? Kendi darbelerine anayasal statü kazandırmak istiyorlar. Size sözüm söz, buna izin vermeyeceğiz değerli arkadaşlar. Her yerde söyledim, yine söylüyorum. Eğer bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi varsa orada milli kurtuluşçular vardır. Hiç kimse endişe etmesin. Mücadelemiz devam edecektir. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce tarihe not düşeceğiz. Tarihe bugünden başlayarak not düşeceğiz. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Birleşimi kapatıyorum.